Peygamberlik de, mürşitlik de, parti başkanlığı da babadan oğula intikal etmez. Biz onun koltuğuna değil yarım kalan çileli yolculuğuna talip olduk. Çünkü biz babadan oğla siyaset olmaz, babadan oğla geçmez. Kardeşim, rahmetli Erbakan Hoca başbakanlık koltuğunda otururken kalkıp da oğlum gelsen buraya otur mu dedi. Rahmetli Erbakan Hoca parti genel başkanı iken bire bir gün bizi davet edip gel sen mi otur dedi. Biz bu işe sıfırdan başladık. Bir kere babamızın kurduğu partiden dışarı atıldık. Dışarı atılmak yetmedi. Bir de üzerine atılan iftiralar dolayısıyla sıfırdan değil eksiden başladık diyenler de var. Bir de bu yalan, dolan ve iftiraları anlatıp doğrusunu ortaya koymakla mücadele ettik, uğraştık. Arkasından da sıfırdan tabii ki manevi mirası var Erbakan hocamızın davamızın tabii ki manevi mirası var. 50 senelik bir geçmişin üzerine oturuyoruz ama aslında teknik olarak, fiili olarak, resmi olarak bu iş sıfırdan başladı. Bizim Erbakan hocamızın kurduğu partiden dışlanmak, Erbakan hocamızın kurduğu televizyonun, gazetenin ve sivil toplum kuruluşlarının bize karşı bir silah olarak kullanılması, bizim onlara yanlış bir şekilde tanıtılmamız, anlatılmamız sebebiyle dolayısıyla biz burada son derece çileli bir işe talip olduk hazırdan bir yerden kalkıp bir hazır koltuğa oturmuş falan olduğumuz yok. Ama Oğuzhan Asil Türk Bey biraz piş partide ondan sonra görev alırsın dediği söyleniyor bilmiyorum. Size böyle bir şey söylendi mi? Konferans yapmasına, miting yapmasına, çalışmasına müsaade etmediğiniz adam evde oturar mı pişecek? <laughs> Tavşanlı'ya gitmiş adamı görevden alıyorsun, Rize'ye gitmiş görevden alıyorsun. Kırşehir'de Erbakan Hoca'ya amma programı yapmış teşkilat. Erbakan Hoca'ya amma programına Fatih Erbakan niye çağırıyorsun diyor. Yani sanki CHP'den veya çok affedersiniz, olur olmaz bir yerden birisi çağrılmış gibi. Ya Erbakan Hoca'yı anma programına Fatih Erbakan'ı çağırmayacak da kimi çağıracak? Böyle mi pişecek? İftiralar atılarak, yalan yanlış birçok iddialarla aile ve Fatih Erbakan yıpratılmaya çalışılarak, görev yaptırılmayıp, onu programa davet edenler bile görevden alınıp, üyelikleri düşürülerek bir insan pişirilir mi? Bir insanın pişmesi için daha çok, çalış, daha çok konferans var, daha çok koş, daha çok terle denmesi lazım. Orada şunu kastediyor, o dönemde Saadet Partisi'nden ayrılan bir ekip var biliyorsunuz. Bir parti kuruldu ve Erbakan hocamız Saadet Partisi'nin içinde hareketin lideri olarak meşru bir şekilde seçilmiş, meşru lideri olarak diyor ki biz buradayken ve biz milli görüş prensiplerine uygun hareket ederken buranın dışında olup da milli görüş prensibine aykırı hareket ettiği halde ben milli görüşüm derse o zaman palyaço olur. Yani oradaki maksadı Erbakan hocamızın Saadet Partisi tabelasının altının dışında nerede olursa olsun bir şey yaparsanız palyaço olursunuz değil. Milli görüş prensiplerine aykırı hareket ettiğiniz halde ben milli görüşüm, milli görüşü ben temsil ediyorum derseniz palyaço olursunuz. Diyor. Şimdi de milli görüş prensiplerine kimin aykırı hareket ettiği çok açık bir şekilde ortada. 40 sene erbakan hocanın yanında durmak değil insanın lafına değil ameline bakılır. Siz ben FETÖ'yü bu ülkenin en hayırlı hareketi olarak görüyorum diyeceksiniz. Ondan sonra Milli Görüşü temsil ediyorum diyeceksiniz. Zaman gazetesinin 15. yıl kutlamasına gidip orada Zaman gazetesinin kutlama pastasını kesip Fethullah Gülen için çok özledik. Bir an evvel gelse de bu çok hayırlı hizmetlerini Türkiye'de yapsa diyeceksiniz. Erbakan hocamızın 40 sene dünya siyonizmine asker yetiştiriyor, CIA ile ortak çalışıyor. Buraya bunun okuluna, dershanesine evladınızı gönderirseniz bu çocuk yarın bir gün siyonizme asker olur dediği bir yapıya siz Türkiye'nin en hayırlı hareketi bu Fethullah Gülen bir gelse de Türkiye'de bu hayırlı hizmetlerine devam etse Fethullah Gülen'i çok özledik diyeceksiniz ve milli görüşü temsil ettiğinizi ifade edeceksiniz. Ben bunların terörist olduğuna inanmıyorum, hiçbirinin elinde bir tane silah görmedim diye açıklama yaptıktan bir ay sonra 15 Temmuz darbesi olacak. Yani Fethullah Gülen ekibi için diyor. Bunu söyleyen de Erbakan Hoca'nın partisinin genel başkanı ve milli görüşü temsil ettiğini iddia eden kimse. Bu noktaya gelen bir adam 40 sene değil 140 sene Erbakan Hoca'nın en yakınında olsa ne olacak? lafa değil icraata ve amele bakılır. Siz bir defa 40 sene milli görüş lideri Erbakan hocamızın en büyük hassasiyeti gösterdiği, bunlar siyonizmi asker yetiştiriyor dediği bir fetöyle bu şekilde flört ederseniz, Diğer taraftan yağmurdan kaçarken doluya tutulma siyaseti izlerseniz, efendim AK Parti bu yanlışları yaptı, öyleyse biz CHP'nin yanında yer alalım, CHP'ye destek olalım. İşte CHP İstanbul İl Başkanı hanımı televizyonumuza çıkartalım, konuşturalım. Ya bu hanım Erbakan hocamızın vefat ettiği gün 27 Şubat 2011'de 3 milyon insanın katıldığı cenaze töreninde bir tweet atıyor. Diyor ki yıllar önce bu Erbakan benim okulumda mezuniyet törenime gelmişti. Orada kendisini ıslıklamıştım. Şimdi bugün olsa gene ıslıklar gene protesto ederim diyor. Siz Erbakan hocanın cenaze töreninin olduğu, merasiminin olduğu günü biliyorsunuz. O gün Türkiye'nin istisnasız her kesiminden insan duygulandı, Erbakan Hocamızın hakkını teslim etti. Ne kadar büyük bir devlet adamı, ne kadar vatansever bir insan olduğunu, ne hayırlı hizmetleri olduğunu söyledi, tasdik etti, yad etti. Öyle duygu yüklü bir günde bile bu tweet'i e atan bir insanı destekleyeceğiz, televizyonumuza, gazetemize çıkartacağız. Ona yapılan eleştiriye biz cevap vereceğiz. E böyle bir milli görüş olmaz ki. Yani bu, bunlardan dolayı siz Saadet Partisi ile ayrıştığınızı... E... Ayrıştık. Diğer istikametle ilgili sıkıntı daha önce de ifade ettiğimiz gibi. Efendim AK Parti'de hatalar var. Neymiş hatalar? Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey işte CFR bir tinkten kuruluşu Dünya Siyonizmi'nin. Bunlardan cesaret madalyası almış. E peki sizin Türkiye'nin başına getirip başkan yapmak için çırpındığınız Sayın Abdullah Gül Çetin Mouse'dan Kristal Küre ödülü aldı. Çetin Mouse'la CFR'nin arasında bir fark yok ki. Efendim Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey Amerikan askerlerinin ülkesine sağ salim dönmesi için dua ediyorum demiş. ve Sayın Abdullah Gül Amerika bu dünyada dünyanın demokrasisi için dünyada insan hakları için en fazla askerini şehit veren ülkedir dedi. Tayyip Bey faiz dünya gerçeğidir demiş. E, Sayın Abdullah Gül de ben liberal ekonomiye inanıyorum, Erbakan Hoca'nın adil düzenine inanmıyorum dedi. E, siz bütün bu gerçeklere rağmen hele bu yeni sistemde, başkanlık sisteminde bütün yetkilerle ülkeyi Sayın Abdullah Gül'e teslim ediyorsanız sizin o zaman AK Parti eleştirmenizin de bir manası kalmaz. Sizin ben milli görüş bu ülkede hakim olsun sözünüzün de hiçbir kıymeti kalmaz.